Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bir ürün inceleyeceğiz. Bence bu gerçekten merak edilen ve farklı bir şey. Ben de incelemek istedim onun için. Uzun zaman önce almıştım. Hatta bir kendime bir tane de sizin için aldım. Bunu birazdan konuşacağız. Ama video çekme fırsatını anca bulabildim. Ben daha önce bir de mini dikiş makinesi göstermiştim size. Onunki de Hamarat markasıydı. Bu da Hamarat markası. Bu HM01 modeli. El dikiş makinesi olarak geçiyor gördüğünüz gibi. Tabii ki oturup bununla kıyafet dikemeyiz yani, onun için asla uygun değil. Ama seyahatlerde böyle yanında taşımalık, çanta atmalık bir makine olarak geçiyor. Ve benim aklımda da iki tane şey var. Eğer işe yararlarsa benim için gerçekten güzel olacak. Bunların fiyatları oldukça uygun. Aldığım yerin linkini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi bunun üzerine bir okuyalım. El dikiş makinesi hızlı ve pratik dikiş avuçlarınızda. Bak! Kolay dikiş işlerinizi tamamlarsınız. 4 pille çalışır, farklı kumaş türlerine dikebilirsiniz diyor. Bu şekilde tatlışko bir kutusu var yine. Hamarat markasının kutuları gerçekten güzel oluyor. Öncelikle paketi bir açalım. Böyle içinden gördüğünüz gibi makinemiz çıkıyor. Bir adet... Yırttım. Bir adet yırtık kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunun 2 yıl garantisi var. Kutusunun üzerinde de yazıyor zaten. Ve kullanma kılavuzunda da resimlerle beraber nasıl iplik takıldığını, nasıl dikiş dikildiğini anlatmışlar. Güzel olmuş. Şimdi şunları bir kaldıralım. Paketin içinden şöyle bir makine ve küçük aksesuarları çıkıyor. Birazcık şu an hışırtı gelebilir. Kusura bakmayın lütfen. Şöyle makinemi alıyorum ve poşetinden kurtarıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ele göre bir yer yapmışlar tutmak için. Hafif bir makine, yani çok fazla hafif değil ama çok ağır da değil. Elde kullanılabilecek ağırlıkta. Tekiple çalışıyor, onun için düğme atmıyormuş. Düğme elimizle atmamız gerekiyormuş. Bu ne? Burada bir volan var. Gördüğünüz gibi iğneyi kaldırıp indiriyor. Ve burada aç kapa tuşu var. Şu sanıyorum ki kilit. Evet, aynen öyle. Orada bir kilidi var. Daha sonra burada bir pilleri var. Şöyle bir iplik yolu var gördüğünüz gibi. Bir tane iğne var. Bu yine aynı makine iğnelerinden. Daha sonra şöyle bir baskı ayağı var. Şunu bir kaldırayım. Elimi kapacaktım makine. Şu şekilde baskı ayağı var gördüğünüz gibi. Burada dişleri de var kumaşın hareketini sağlamak için. Böyle bir makine yani. Şimdi birazdan bakacağız bakalım nasıl çalışıyormuş. Aksesuarlarına bakınca şöyle içinden minik bir poşet çıktı. 3 tane kırmızı, mavi, siyah renklerde mekik koymuşlar. Daha sonra bu ne? Ha, bu da sanırım büyük iplik koymak için, sadece masurayla çalışmıyormuş. Daha sonra içinden bir tane yedek iğne çıktı. Ve daha sonra bir tane de iğneye ipi geçirmek için bu aparattan çıktı. Bunun adını hiçbir zaman hiçbir yerde duymadım. Bunları da şöyle paketine koyup kaldırmak istiyorum. Şimdi ben şöyle malzemeler getirdim. Bir parça kumaş getirdim. Ve daha sonra düğüm atmak için birkaç parça malzeme getirdim. Ve bir de 4 tane pil getirdim. Şöyle dursunlar. Öncelikle pili takalım. Şöyle açıyorum. Şuradaki kurdaleyi dışarıya çıkarmayın. Böyle çoklu pilli haznelerde bunu aşağıya koyuyorlar ki daha sonra pilleri çıkarken bunu hop çekiyorsunuz. Piller direkt dışarıya fışkırıyor. Tabii ben elektrik elektronik mühendisi okuduğum için bunları çok iyi biliyorum. Çünkü bize derste bunu gösteriyorlar. Bir elektrik elektronik mühendisi öğrencisi ne iş yapar? İşte böyle evdeki dikiş makinelerine pil takar. Nasıl pil takıldığını gösterir. Mesela düz kısım telli kısma falan geliyor. Onları bilir. Öyle yani, başka bir işe yaramıyor. Şimdi bu şekilde pillerimi taktım. Hepsi oturdu mu? Oturdu. Kapattım. Hazır mısınız? Ben şu an biraz korkuyorum. Şöyle bir parça kumaş getirdim. Bunu ikiye katladım ve minicik iğnelemek istiyorum kaymasın. Şimdi bunu şu kenarından dikeceğim. Ağzını dikeceğim yani. Sen kilitli misin şu an? Şimdi bu şekilde nasıl yapacağım inanın bilmiyorum şu anda. Şimdi makineyi şöyle bir koyayım. Bu şekilde baskı ayağını kaldırıyorum. Daha sonra kumaşı altına koydum. Oldu galiba böyle. İpliğimi ne tarafa koysam, neyse çok da önemli değil sanırım. Şimdi dikmeye başlayacağım. Burası mı? Yani şu anda kilitliymiş. Korktum. Çok ilginç bir sesi var.
bir şey merak ettim. Aslında güzel gibi görünüyor da ben düz dikemiyorum şu anda. Neyse şöyle yapalım. Çok yamuk yumuk oldu ama artık ilk sefer kullanıyorum. Ona birazcık şey yapalım. Görmemiş gibi davranalım. Şurayı bir kilitleyeyim. Ay, bu niye kapanıyor ya? Kilitliyorum ama. Sinirlendim. Kilitlememem mi gerekiyor? Neyse volanı döndürüyorum. Gördüğünüz gibi zaten bir volanı anlayabildim makinede. Şöyle çekiyorum ve ipi kopardım. Şöyle gördüğünüz gibi ben biraz sert çekince ip koptu. Ama birazcık söktüm ve böyle sökülüyor gördüğünüz gibi. Çünkü makine tek ip kullanıyor. Hem alttan hem üstten ip olsaydı direkt kendi kendine düğüm atabilirdi. Ama bu atamıyor kendileri. Oy canım sen atamıyor musun? Onun için şöyle kendimiz buradan düğüm atmamız gerekiyor. Bu şekilde ipi buraya çıkarıyorum. İpi alt kısma çıkarmamız gerekiyor. Mantıken çünkü bu taraftan yaparsanız sökülmeye devam edecektir. Bu şekilde direkt bağlıyorum. Yani çok da bir zorluğu yok aslında düğümün. Bu şekilde güzelce düğüm attıktan sonra dikişim artık sökülmeyecek. Şimdi ne kadar bir sağlam acaba? Hemen ona bakalım. Şu ipliklerimi temizleyeyim. Çeviriyorum kumaşımı. Şöyle biraz çekiştirince görünüyor yani. Makine dikiş yaparken dikiş aralığı çok fazla. Onu sanırım çeviremiyoruz çünkü herhangi bir yerinde bir şey yok. Onun için de birazcık şey alıyor ama dikişi bence sağlam yani. Beklediğime göre daha sağlam oldu açıkçası şimdi itiraf etmek gerekirse. Şimdi ben bunu nerede kullanmayı düşünüyorum? Bunu ben büyük makineyle giremediğim yerlerde. Mesela benim kol uçlarım veya işte pantolon paçalarımın uçları çok dar oluyor. Ve kendi kullandığım makineyle asla yaklaşamıyorum. O tarz şeyler için kullanabilirim diye düşündüm. Ayrıca yine seyahatlerde falan böyle elimin altında bir makine olmasını istiyorsam yani sökülmesi muhtemel bir şey giydiysem mutlaka yanıma alırım diye düşünüyorum. Bir de aklımda şöyle bir şey var. Ben tel yapmaktan nefret ediyorum. Hani mesela bir şey üzerine prova yapıp daha sonra düzgünce dikmeyi düşünüyorum. Ama elimle onu dikesim gelmiyor. Büyük makinemle diktiğimde de sökmesi çok zor oluyor. Öyle bir durumla karşılaştığımda bu makineyle dikip daha sonra direkt sökmesi çok kolay oluyor zaten siz de gördünüz. İlk baştaki düğümü söktüğümde yeterli olacaktır. Daha sonra direkt çekince sökülecektir. Ben onlar için kullanabileceğimi düşündüm. Hatta bu kadar beklettiğim için de birazcık üzüldüm açıkçası. Çünkü işime yarayacak bir şey ben bunu kullanırım diye düşünüyorum. Şimdi ilk başta söylediğim gibi bundan bir tane daha aldım ve onu da size aldım. Buna sahip olmak için ne yapsanız? Eğer dikiş sizin de avuçlarınızın içinde olması diyormuşum. Şaka yaptım. Eğer bu makineyi siz de isterseniz videonun açıklamalar kısmında bir tane çekiliş sitesi bırakacağım. Orada iki tane şart var. Bir tanesi YouTube kanalıma abone olması, diğeri de Instagram'dan beni takip edilmesi. 10 puan 10 puan olarak yaptım. İkisini yaparsanız eğer 20 puanlık çekiliş hakkınız olacak. Bir tanesini yapmayı tercih ederseniz de 10 puanınız olacak ama yine çekilişe katılmış olacaksınız. Bu şekildeydi. Umarım böyle gerçekten isteyen, ihtiyacı olan birine çıkar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Böyle çok farklı bir şey olduğu için incelemek istedim. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videolarım devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.